İzzet Başkanım merhabalar. Öncelikle hayırlı olsun. Son seçimden itibaren 4-4,5 ay geçti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir başlangıç yaptınız? Sizden dinleyelim. Öncelikle konuşan TV ekranlarında bizi izleyen tüm hemşehrilerimize Canik Dağları Merkezi Aybası'dan sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. 4,5 ayda göreve geldiğimizden bu yana şehrimizi toparlamaya yoğun bir süreç. Şu an yaz mevsimindeyiz. İki bayram, bir festival geçirdik. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güner Bakanımızın himayelerinde 916. Aybası Geleneksel Güreş ve Kültür Festivalimizi CV Enerji Ligi'nde 4. etabı yaptık. Gerçekten muhteşem bir organizasyon oldu. Yaklaşık 200 bine yakın 5 günde süren programda 200 bine yakın kişi ve seyirci katıldı. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güner Bakanımıza, şahsındaki emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii göreve geldiğimiz günden itibaren, o da geçmiş yıllarda 11 belediye başkanlığı yapmış. Burada yine bir personel olarak çalışmış birisi olarak şehri iyi bilen, belediyeyi, burada personeli, mesai arkadaşlarını iyi tanıyan birisi olarak biz hiç durmadan hemen ertesi gün çalışmalara başladık. Aybastı, Perşembe Yaylası'ndaki Şehitlik'teki Emir İsmail mesire alanımız 60 dönümlük. Biz gittikten sonra kapatılmıştı. Biz tekrar aktif hale getirdik. Belediye olarak şirket kurduk. Şirket bünyesinde 60 dönümlük mesire alanımızı ve sosyal tesisimizi yaklaşık 4 ay önce açtık. Şu an hizmete vermeye devam ediyoruz. Yine 57 dönümlük kent ormanı, şehir ormanı sosyal tesislerini biz devir aldık. Şu an orada hizmet vermeye Aybastı Belediyesi olarak devam ediyoruz. Yine Aybastı merkezdeki parkımız ve oradaki bulunan sosyal tesisin üzerine seçimlerden önce söylediğimiz sevgi ve istişare lokalini 300 metrekare ilave katı tamamlayarak bitirdik. Parkı kendimiz işletiyoruz. Hayvan pazarımız ordumuzun en güzel, en özel hayvan pazarlarından bir tanesiydi. Ama doğalgaz çalışmalarından sonra da tamamen bozulmuş, tahrip edilmiş, kullanılmaz hale gelmişti. Orayı yeniden düzenledik. Yine ordumuzun en özel, en güzel hayvan pazarlarından bir tanesi haline getirdik. İlçemizde doğalgaz çalışmaları devam ettiğinden dolayı şehrimizin cadde ve sokaklarında ciddi bir bozulma oldu. Bunu toparlamaya çalışıyoruz. Şu an şehir merkezinde tamiratları, yeni yol yapımlarına devam ediyoruz. Tabii biz yıllık 1 milyon ziyaretçi alan bir yaylayız. En büyük problemimiz konaklama. Bu bağlamda Kabahtepe'de Aybastı Belediyesi'nin ait 43 dönümlük araziyi göreve geldiğimiz hafta meclisten karar alarak ihaleye çıkardık. Yaklaşık 3 haftada önce ihalesini bitirdik. 150 yataklı konaklama tesisinin ihalesini yaptık. Yap, işlet, devret şekliyle yakın zamanda başlanacak. Yine bizden önceki başlayan tekstil fabrikamız şu an biz geldiğimizde %70'lerdeydi. Şu an %95'lerde. Dün itibariyle 200 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikamızı da ihale ettik. Sözleşme süresi devam ediyor. İnşallah 1,5 ay içerisinde 200 kişinin çalışacağı bir tesis Aybastı'da aktif hale gelecek. Aybastı'mızda 2009 yılında meslek okulunun açılmasıyla yaptığımız girişimler neticesinde açılan meslek okulumuz tek bölümdü. Ordu Üniversitesi Rektörlüğümüzle görüştürmeler neticesinde ilave katlar yaparsanız biz ikinci ve üçüncü bölümleri açacağız dediler. Şu an İstanbul Aybastı'daki iş adamlarımızın desteğiyle ikinci katına başladık. Bitiyor. Üçüncü katına devam edeceğiz. Birkaç içerisinde yapıp üniversiteye teslim edeceğiz. Bu çalışmalar devam ediyor. Yine Aybastı Görköy arası, Aybastı Kavadaş arası yol problemi olan, ciddi problem olan bir bölgeyiz. Bolaman Havzası projesi kapsamında ben Bolaman Havzası projesi, Fatsa, Çatalpınar, Kavadaş, Aybastı, Görköy, Korgan, Reşadiye, Niksar, Bahçıplık ilçelerine ilgilendiren bir havza projesi. Yaklaşık 70 milyon euroluk bir proje. Bu projenin gerçekleşmesinde emeğe geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımıza, önceki dönem milletvekilimiz Şener Yediyıldız'a, yine Orman Eski Genel Müdürü Müdür Yardımcımız İsmail Belen'e teşekkür ediyorum. İhalesi yapıldı Aybastı Görköy arası, Aybastı Fas arası. Yüklenici firma şu an Alacalı Belediyesi'ni şantiye olarak verdik. İnşallah yakın zamanda yol çalışmalarımız başlayacak. Aybastı Çevre Yolu olmazsa olmaz hedeflerimizden bir tanesi. Seçimde
Mahmut Özer Bakanımızdan söz istemiştik. O da sözü vermişti. Seçimlerden sonra Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Bey ile yaptığı görüşmeler neticesinde 2024 yatırım programına alındı. Kamulaştırması bitti. İhale süreci devam ediyor. İnşallah Aybasımız bu keşmekeş trafikten kurtulmuş olacak. Yine sanayi sitemiz bizim dönemde başlayıp bir heyelan olan sanayi sitemiz. Sanayi yönetimimiz değişti. Başkanı, yönetim kurulu üyeleri. En son yönetim kurulu başkanımız ve aynı zamanda AK Parti İlçe Başkanımız Kamil Yediriz ile beraber bakanlık heyelanı önleyici bir proje istiyor. Nasıl bir çalışma olacak? Trabzon Üniversitesi'ndeki ilgili hocalarla görüşerek proje konusunda anlaştık. Bir ay içerisinde proje tamamlanıp bakanlığa arz edeceğiz. Sanayide 100 küsur dükkan vardı, 70'i bitmiş. 30 tanesi heyelan nedeniyle beklemedeydi. İnşallah bu süreci de sonlandırmak üzereyiz. Yine otogar çalışmalarımız bizim önceki dönemde bitmişti. Şu an tadilata ihtiyacı var. Tadilatını yapıp sene sonuna kadar da otogarı taşıyacağız. Büyükşehirimizin ilçemizde yol yapım çalışmaları, özellikle Uzundere Zafer Yolu yakın zamanda başlayacak. OSKİ'mizin ilçemizde çalışmaları var. Tabii şu sıralar en büyük problemimiz su problemi. Bu su problemi sadece Aybastı'nın, Ordu'nun değil, son yıllarda Türkiye'de olan kuraklık neticesinde olan bir olay, %90. Çünkü kaynaklar kurumuş, bu bölgenin çocuğuyuz. Her yıl gayet güzel akan dereler, kar yağmadığından, yağmur yağmadığından kurumuş. Şu an OSKİ ile beraber bu geçici de olsa günübirlik tedbirlerle bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de hem yol anlamında hem OSKİ'mizin çalışmaları anlamında ilçemizdeki sorunları gidermek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. 4,5 aylık süre içerisinde bunları sığdırdık. Hedefimiz Aybastı'mızı 5 yılın sonunda turizmde gerçekten Aybastı Perşembe Yaylamız Türkiye'nin bir numaralı yaylası. Yani en özel, en güzel yaylası. En özel, en güzel kılan nedenlerden bir tanesi 6000 şehidimiz ve Emir İsmail'in türbesinin orada oluşudur. Yıl 1105'te bu vatan toprak için şehit olmuş. Şehitlerimizin aziz hatırasından dolayı en özel kılan neden budur. Diğer bir etken, Türkiye'de eşi benzeri olmayan Menderes'lerimiz var. Yani o özel kılar. Diğer bir neden, 916 yıldır festival yapılan tek yayla. En özel kılan budur. İki, ulaşım olarak birçok yaylanın mutlaka yol problemi vardır ama en ulaşılabilir hem İç Anadolu hem Karadeniz'e en ulaşılabilir, en kolay ulaşım olan yaylalardan bir tanesidir. Yıllık 30 bin kuzu tüketilen bir yaylayız. En çok hayvan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiren bir yaylayız. Bu bağlamda yıllık 1 milyon üzerinde ziyaretçi gelen bir yaylada 5 yılın sonunda planı bitmiş, daha düzenli, konaklama problemi bitmiş, en aza indirgenmiş, Aybastı çevre yolu bitmiş, Aybastı Kabadaş, Aybastı Gölköy arası bitmiş. bir Aybastı hep birlikte hayal ediyoruz. Bu işlerin gerçekleşmesi için de başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Emin Güler Bakanımıza, birbirinden kıymetli milletvekillerimiz Mahmut Özer Bakanımıza, İbrahim Ufuk Kaynak Bey'e, Mustafa Hamarat Bey'e, yine ittifakımızın milletvekili Naci Bey'e desteklerinden dolayı il başkanımıza, Aybastı teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Allah mahcup etmesin diyorum. Tekrar buraya geldiniz, bizi şereflendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Size de çalışmanızda başarılar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Son olarak bahsettiğiniz gibi milattan sonra 70'ten 100 yılından beri Peçenek Türk toprağı olan Aybastı, Yavuz Sultan Selim'in yaylalarında konakladığı Aybastı, sizin başkanlığınız döneminde Aybastı Perşembe Yaylası ile birlikte bahsettiğiniz durumlarla birlikte tabiri caizse şenlendi. Sizin bu noktada gelecek vizyonunuz, tahayyülünüz, mefkureniz ne başkanım, büyük mefkureniz Aybastı açısından? Bir turizmden alabileceğimiz en büyük pastayı almak. Yani 1 milyon ziyaretçi geliyor ama konaklama sıkıntımız olduğu için 1 milyon insanın %10'unu konaklarsa 100 bin. 100 bin insanı burada bir yıl boyu konaklattığımız zaman gece kişi başı 2 bin lira alsanız 200 milyon. Bu Aybastı'ya bu girdiği sağlamak için mücadele edeceğiz. Yaylalarımızın korunması için,
planlanması için hep beraber mücadele edeceğiz. Aybastı'da sosyal hayatın renklenmesi, yeni yeşil alanların, yeni sosyal alanların olması, eğitim anlamında çok şükür devletimiz Aybastı'da şu an Armutlu Mahallesi'nde, Ortaköy Mahallesi'nde okullarımız devam ediyor. Aybastı Meslek, Aybastı Merkez'de teknik lise bitti bu okullar. Aybastı Merkez'de bizden önce başlayıp devam eden, bitime yakın olan kapalı yüzme havuzu devam ediyor. Yine afet konutlarımız başlamıştı, devam ediyor. Gerçekten biz AK Parti iktidar hükümeti döneminde en çok faydalanan, yararlanan ilçelerden bir tanesiyiz. Yani bu bağlamda ben Cumhurbaşkanımıza, şahsında emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti'mizin kuruluş yıl dönümü. Ben partimizin kuruluşunun tekrar ülkemize, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza, bu partinin kuruluşunda emeğe geçen yine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bakanımız partimizin kurucularındandır. Hepsine teşekkür ediyoruz. Ahirete irtihal eden kim varsa da rahmetle, minnetle yad ediyor, saygılar sunuyorum.